Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç veren, onur veren Sayın Tuncay Özkan'a Burdur'umuza hoş geldiniz diye sözüm başlamak istiyorum. Sayın Tuncay Özkan da oradaydı. Perşembe günü hafta sonu Isparta'ya geleceğini ve Isparta'ya gelmişken Burdur'a da uğramak istediğini söyledi. Biz de bundan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Efendim bugün pazar günü olması dolayısıyla biraz sakin bir görüntümüz var ama Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Teşkilatı sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özgürlüğümü sizlerin sevdasına borçluyum. Hepinizi gönül dolusu muhabbette bulacaklarım. Sağ olun. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığı. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği. Kahrolsun faşizm. Kahrolsun zalimler. Kahrolsun Türkiye'yi bu karanlığa mahkum edenler. Geldikleri gibi gidecekler. İnşallah. Yenilecekler. Bu seçimde onların nasıl yenildiğini hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında onların bugün bıraktıkları enkazı toplamakla kalmayacağız. Türkiye'yi çok güzel günlere taşıyacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. El ele yapacağız. Gönül gönüle yapacağız. Önemli olan şey kucaklaşabilmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben biraz parti meclisinden size bilgiler vereyim. Biz yepyeni bir projeyle, Umut Gönüllüleri projesiyle her ilde, önümüzdeki aydan itibaren göreceksiniz, her ilde gönüllülerle hane bazında her eve ulaşacağız. Türkiye'nin neler yaşadığını anlatacağız, ne olması gerektiğini anlatacağız. Herkese dokunarak, kucaklaşarak. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor ki? Ne yapmıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar ne yapmadı ki? Şimdi ben her gittiğim yerde söylüyorum. İçinde umudu olmayan varsa bana baksın. Tam 517 gün. Duvar bana baktı, ben duvara baktım. Umudumu bir gün kaybetmedim. İnsan cezaevine girince okuryazarlığı artıyor biliyorsunuz. Benim de arttı doğal olarak. Okuyup yazmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok. Okudum, bütün strateji kitaplarını okudum diyebilirim. Çinlileri okudum, Japonları okudum, Amerikalıları okudum, herkesi okudum, Avrupalıları okudum. Bu işi İngilizler çözmüş. Onlar diyor ki, bir ordunun en büyük silahı, bir insan gücünün en büyük silahı, bir ulusun en büyük silahı moraldir diyorlar. Morali yerinde bir ordunun, bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama morali yerinde değil, onun moralini çalmışlar, onu karamsar hale getirmişler. Onun eline en iyi silahları da verseniz o savaşamaz. AKP de 2 ay önce kurultay yaptı. Talimatla bir emanetçiyi seçtiler, koydular. Vesayeti yıkmaya geldik diyenler vesayetçinin ağababasını yapıyorlar. Türkiye'de bütün vesayetçilerin ağababası bunlardır. Orduyu yok ettiler, askeri vesayeti yok ettik diyorlar. Bugün başımızdaki felakete bakın. Demokrasiyi yok ettiler, seçilmişlerin egemenliğini sağlıyoruz diyorlar. Şuna bakar mısınız? Türkiye'ye faşizmi getirdiler. Ağaçlarını savunan insanları dövüyorlar. Biz çok ilginç bir Türkiye koşulları içinde bunlarla karşı karşıya kaldık. Bizim eskiden duamız, şimdiki duamız hiç değişmedi. Evimizde dua ediyoruz. Allah'ım olmayana da ver deriz. Allah'ım herkese sağlık sıhhat ver deriz. Allah'ım kazadan beladan sakın deriz. Bunlar Allah'ım ihaleyi dolarla almayalım, euro ile alalım, taşıması kolay olsun. Allah'ım araba işte sarı olmasın, kırmızı olsun, fiyakası bol olsun. Allah'ım işte ihaleyi, 40 ihaleyi aldım, 40 ihale daha benim olsun diye dua ediyorlar. Ben Cumhuriyet bittiklerine bunlar bizim Allah'ımızı çaldılar diyorum. İnanın bunlar bizim Allah'ımızı çaldılar. 9 yaşındaki çocuğun başını bağlamak için her şeyi yapanlar onun matematik öğrenmesi için hiçbir şey yapmıyorlar. Ben araştırdım. Ben 1982-83 üniversite sınavına giriştim. Bizim dönemimizde baktım kaç kişi sıfır çekmiş matematikten diye. Yani
%2,5'un altında. Bugün kaç biliyor musunuz matematikten üniversite sınavında 0 puan alan öğrenci sayısı? Son 2'yi açıklamadılar. Korkularını açıklamıyorlar. %64. Siz çocuğun başını açsanız ne olur, kapatsanız ne olur? Matematik bilmeyen, mantık bilmeyen, felsefe bilmeyen, fizik bilmeyen, kimya bilmeyen, Türkçe okuma yazma bilmeyen bir nesil yetiştirdikten sonra bununla ne yapabilirsiniz? Şimdi onun için diyorum ki dert vardır, dert büyüktür, çare de vardır. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çare daha çok demokrasidir. Çare daha çok insan haklarıdır. Çare Türkiye'den bu faşizmin kovulup atılmasıdır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.